Merhaba arkadaşlar, kanalımın ilk makyaj videosuna hoş geldiniz. Kanalımda saç videoları devam ederken bir de makyaj videoları serisi eklemek istedim ve bugün tek marka makyajla Beaulis ürünlerini inceleyeceğiz. Gratis'in kendi ürünü olan Beaulis markası bence rüştünü ispat etti. Çünkü hem öğrenci dostu olarak biliniyor, hem fiyat performans ürünleri çok fazla, hem de renk çeşitleri rujlarda özellikle çok çok fazla, çok çok beğeniliyor. O yüzden ben alabildiğim kadar beğenilen ürünleri seçtim, videolarını izledim, yorumlarını okudum her zamanki gibi. Bazı ürünleri önceden kullanmışlığım da var. Hiç kullanmadığım ürünleri de sizle birlikte deneyimleyeceğim. Bakalım gerçekten bu kadar satmasının sebebi ne? Biraz biraz bilgi vermeye çalışacağım. Bu bir makyaj nasıl yapılır videosu değil. Burada sadece ürünleri inceliyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Hemen de ürünlere başlayalım. Beaulis'in makyaj bazları çok güzel ve çok ekonomik dediler. Bunu tavsiye ettiler. İnce kırışıklık görüntüsünü neredeyse yok eden ve çizgilere dolmayı engelleyen, cildi böyle pürüzsüz hale getiren, matlaştıran, bu sebum dengesi dengenizde eğer bir bozukluk varsa onu da biraz halleden bu ürünü denedim ve çok memnun kaldım. Hemen bunu yüzümde denemek istiyorum. Ponçik tokalarla normalde topluyorlar ama benim ponçik tokalarım yok. O yüzden böyle yapacağız. Ürünü açarken şunu söylemek istiyorum. Beaulis ürünlerinde şu bantlardan nefret ediyorum. Makyaj malzemesi ürününü aldığınız zaman paketinin çok çok böyle özel hissettirmesi gerekmiyor. Ama bu bantlardan gerçekten insanın içi kalkıyor. Bazıları sarı sarı oluyor, soyuyorsunuz. Şunu özellikle temizlemedim. Ben bunu açtım. Gayet evde makyaj çantamda duruyor. 2 kere falan kullandım. Bu çirkin. Özellikle silmedim, videosunu çekeceğim diye. Beaulis beni duy ve lütfen şu koli bandı görünümlü saçma sapan bantlara bir çözüm bul. Ve ürünü deniyorum. Ürün 20 mililitre, yani 20 ml arkadaşlar. Şöyle hemen makyajsız yüzüme süreyim. Makyaj olarak sadece dudağımda bir renkli nemlendirici var arkadaşlar. O da yani artık onu da sürmezsem çok kötü görünürüm diye korktum sizlere. Şöyle hemen sürüyorum. Çok düşündüm bu ürünü sizlere nasıl anlatırım diye. Çünkü öyle tatlı bir hissi var ki, böyle kadife, saten, yumuşacık, böyle sanki dokunuyorsunuz da yüzünüze dokunmuyorsunuz gibi. Bu arada buradan bakıp makyaj yapacağım. Saldağ Gölü'ne gittiniz mi? Saldağ Gölü'nün toprağı dediğiniz o taşları var, beyaz beyaz. Elinize aldığınız zaman büyük büyükler ama ağırlıkları yok ve dokunduğunuzda böyle yok gibiler. Üstü böyle mat gibi, böyle pudralı gibi tuhaf bir yapısı var. Mars'ın yüzeyindeki taşlarla aynı çıktı zaten. Bu ürün bana onu hatırlattı. Çok saçma diyeceksiniz belki ama yes. Sürdüğünüz zaman çok tatlı bir pürüzsüzlük. Eliniz üstünde kayıyor gibi. O yüzden bu ürüne ben bayıldım. İçinde dimetikon var maalesef. Keşke olmasaymış ama hemen hemen bütün makyaj malzemelerinde dimetikon var. Her şeyde hatta var galiba. Çizgilere dolma yapıyor bazı ürünler, biliyorsunuz. Her markada bunu yaşayabiliyoruz. Ben bu markada 2 tane şöyle fondöten kıvamında bir renkli nemlendirici gibi, ton eşitleyici. Bir de BB kremini aldım. Bu ürün bassız kullandığım zaman, gündüz kremimle kullandığım zaman çizgilerime dolma yaptı. Kullandığım gündüz kreminde şu an kullanmıyorum. İçinde silikon olduğunu gördüm. Ağır bir kremdi. Tavsiyem bunu ağır bir kremle kullanmayın. Yani makyaj bazınız yoksa bile çok hafif cildi nemlendiren bir, ağırlık yapmayan yağsız bir kremi altına baz olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu ürün çizgilere dolma yapıyor. Bunu da deneyimledim. 2 kere sürdüm. Bu çizgilere dolma bununla birlikte bende hiç yapmadı ki benim çizgilerim oldukça derin. Bu bazı kullanmama rağmen bir miktar şuradaki benim çok güldüğüm için çıkan çizgime doldu arkadaşlar. Onu belirteyim ve hemen fondötenlerini, BB'lerini, işte renkli nemlendiricilerini neyse yüzüme uygulayayım. Ben çalkalıyorum her ürünü. Bunu bitirmek üzereyim. Oksitlenen bir ürün olduğu için, bu da oksitleniyor bu arada. Başta sürüyorsunuz, sonra renk değiştiriyor. Kendi içinde belki oksitlenmiş de olabilir şu anda. Onu da söyleyebilirim. En açık rengi bendeki 131 Ivory rengi galiba. Evet. İkisi de 30 mililitre, 30 ml arkadaşlar. Paketleri farklı olduğu için biri daha büyük gibi görünüyor ama aldatmasın. Ben bunu yüzümün bu tarafına kullanacağım. Yok, çok da içinde, kendi içinde oksitlenmemiş galiba. Şöyle bu tarafıma uygulayacağım ve kapatıcılığını görün diye hemen dağıtıyorum. Elimle dağıtacağım arkadaşlar. Daha sonra sünger yardımıyla cildime oturtacağım. Çünkü ben böyle daha çok seviyorum. Dudağımı da yaptım. Çok ince, öyle çok kapatıcılığı olmayan bir ürün. Şu
Şöyle bakın, incecik bir katta benim burada çok ağır güneş lekelerim var. Kozmetik ürünleri bulamadığım bir yerdeydim ve bir yaz boyunca renkli güneş kremi gibi bir şey kullandım ve yüzümde lekeler oluşturdu maalesef. Ona rağmen çok hafif bir örtücülükle, bakın şu iki farka bakabilirsiniz. Bu arada buradan ışık spot olduğu için mecburen yansıyor. Şöyle bakarsanız daha iyi anlarsınız. Çok az sürdüm ürünü tek kat uygulayıp göstermek için. Ona rağmen ben bu ürünü çok sevdim. Hatta ilk aldığımda gözeneklerimi açtı. Dediğim gibi çizgilere doldu ve dedim ki bu ne ya? Ben bunu bir de asla kullanmam. Rezalet diye düşündüm. Daha sonra altındaki nemlendiricimi değiştirdim ve cilt bakımına başladım. Bu ürünü kullanacaksanız cilt bakımınızı mutlaka yapın arkadaşlar. Şu anda gözeneklerimle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorum açıkçası ve ben bu ürünü nedense çok sevmeye başladım. Bunu da yine yoğun uygulamayacağım. Kapatıcılığını görmenizi istiyorum çünkü. Şöyle. Bu da BB krem olarak geçiyor ama bence bir fondöten. Bakın. Aynı renk. Yine bu da ivory rengi, en açık renk. Yine bu da oksitleniyor. Şu ürkütücü kapatıcılık birazdan böyle kalmayacak, merak etmeyin. Yani şöyle hafif yaydıktan sonra ürünü yedireceğim. Şöyle yapayım. Şöyle temiz yeriyle oturtmaya başlayalım. Orayı da birleştirelim. Ne kadar yoğun görüyorsunuz. Böyle beyaz hayalet gibi kalmayacağım, merak etmeyin. Birazdan bu arkadaş da oksitlenecek. Ben gözlerimi de sürüyorum çünkü kapatıcısını almadım. Çok güzel bir yine göz bazı var. Onu da almadım. Yoktu çünkü. Onu almayı gerçekten çok istedim. Çok çok övdüler açıkçası. Niye unutmuşuz ya? Burası niye böyle kalmış? Şimdi diyeceksiniz ki bunu neden bu kadar açık aldın? Bunun bir ton koyusu maalesef sapsarı. Benim cildim pembe alt tonlu. O sarılar bende çok berbat duruyor. Bana uygun olmadığı için buna mecbur kaldım. Ama dediğim gibi birazdan oksitlenecek, hiç merak etmeyin. Bu makyajı ben yaptığım zaman allık giriyor, kontür giriyor, far giriyor, ruj giriyor, o giriyor, bu giriyor. Zaten bu arkada bir fon oluyor. Cildinizi böyle aydınlık gösteren bir şey olarak kaldığı için çok da sorun etmedim. Şöyle de ben göstermek istiyorum. Bunu buraya koyalım. Çok fazla aktı. Bu çok bu arada sıvı sıvı. Fazla likit bir ürün, öyle söyleyeyim. Sıvı sıvı ne? Bu da yine likit ama birazcık daha kıvamlı arkadaşlar. Onu da böyle yanına koyayım. Birazdan göreceksiniz oksitlendiğini. Şu BB krem. Bu da renkli nemlendiricisi. İsimlerini söylemeyi unuttuk tabii ki. İlkel'in günahı olmazmış. Bu Tinted renkli nemlendirici olan. Bu da Beautify It. Ben bu arada Beerlys'in koyduğu isimlere de bayılıyorum, ürünleri. Bu ikisini kaldırıyorum. Bunlarla işimiz bitti. Aslında makyajın en sonunda kullanılıyor diye bildiğim sabitleyici pudrasına geçmek istiyorum. Şöyle bir ürünü aldım. Finish It. Makyajın en son haliyle makyajınızı sabitlemek için kullanıyormuşsunuz. Ben açıkçası ten ürününü sabitlemek için kullanıyorum sadece. Pembesini aldım. Muazzam bir gül kokusu var. Ben gül kokusundan çok hoşlanmıyordum ama son dönemlerde tonik olarak da kullandığım için gül suyunu açıkçası gözüme de soktum. Açıkçası çok sorun etmiyorum ve özellikle de bunu aldım. Renk olarak pembe diye aldım ama diğeriyle hemen hemen aynı. Şöyle cildimize de şıf tıttıralım. Böyle yapılmıyor bu işlem muhakkak ki. Ama ben böyle yapıyorum. Çünkü birazdan bunun üstüne bir sürü şey daha süreceğim mecburen. Dediğim gibi ten ürünleri bana öyle birebir cuk oturan ten ürünü değil. Ama şöyle baktığınız zaman çok fazla da sırıtmıyor arkadaşlar. Kalıcılıklarını söylemek istiyorum. 4 saatlik bir yere gidiyorsanız 3-4 saatlik kullanabilirsiniz. Ben makyaj sabitleyicisiyle bir kere denedim sadece. Evet, biraz daha uzatıyor ömrünü elbette. Ama bu ürünleri böyle ben 1,5-2 saat, 2,5 saatlik bir yere gideceksem kullanıyorum açıkçası. Çok özel bir yere gidiyorsanız deneyimlemedim. Uzun saatlerde ne yapıyor bilemem. Bilenler yorumlara yazarsa sevinirim. Ten ürünümüz bu kadar. Şimdi geçtik. Şu suratımıza bir şekil vermeye başlayalım bence. Kaşa geçmeden önce ben fara geçmek istiyorum. Tam bir kış paleti aslında. Flash It. Far setini aldım. Zaten çok satılan ve en çok satılan far seti buydu. Ben de bayıldım ve aldım. Birçok videomda da bu far paletini uyguladım. Ama avantajları, güzel yanları olduğu kadar maalesef kötü yanlarını da gördüm. Bir daha alır mıyım bilmiyorum ama ben bu paleti bir süre daha kullanırım gayet rahat. İçinde mat ve parlak renkleri var. Şu mat, ben bunu allık olarak yedim bitirdim resmen. Şurada şunu yedim bitirdim. Bayıldığım renkler. Şurada şu matı yedim. Ve şunları da gözlerimin iç bölümlerine
videolarda kullandım. Şöyle bir aplikatör kullandım. Çok doğru yapmışım. Çünkü çok tozutan bir ürün. Bunu da Eclipse yeni çıkarttı. Bayağı arıyordum. Aplikatör yok mu? Aplikatör yok mu? Herkes far fırçası kullanıyor. Ben aplikatör. Anneden kalma alışkanlık. Yok mu diye beklerken Eclipse markası şöyle bir aplikatör çıkardı ve ben buna bayıldım bu arada. Yani şu fırçası çok sert. Keşke biraz daha yumuşak olsaymış ama kesinlikle iş görüyor. Bu paleti bununla uyguluyorum arkadaşlar. Çünkü ya elinizle uygulamanız gerekiyor. Fırça kesinlikle çok tozutuyor ve göz üstünde net bir şekilde bırakmıyor. Şuradan hangi rengi deneyimleyelim? Şunu kullanayım. En azından bildiğim bir renk. Şöyle alıp gözün kris bölgesi miydi? Şuraya. Şöyle bakın uygulayayım. Direkt rengi verdi. Şahane gerçekten. Ben bu renge de bayılıyorum. Bu mat farın yapısına da bayılıyorum. Bu arada teklif farı yok. Şu anda almadım. Teklif farları da kadife gibi yumuşacık ama uçup kaçar diye edinmedim. Çok uygun fiyatlı. Kullananlar da gayet memnun aslında. Kullanabilirsiniz. Bunu da yine buraya sürmek istiyorum. Benim bu far paletinde en çok kullandığım renk bu. Bu arada burada kapatıcı yok. Dediğim gibi kapatıcısı çizgilere çok dolduğu için ve yorumlarda hiç beğenilmediği için almadım arkadaşlar. Başka markayı da şu an kullanmıyorum bilerek. Keşke alsa mıydım ama iyi ki almadım. Kullanmadığım şeylere para vermekten çok sıkıldım. Zaten bir sürü şeyi çok güzel diye anlatıyorlar. Gidiyorum alıyorum kalıyor yani. Şöyle anda renk verdi bak. Şimdi parlağını göstermek istiyorum. Hemen fırçamı temizliyorum. Şu şekilde. Temizledikten sonra ben şu gözlerimin bu bölümlerine, makyaja sondan başladık biraz ama olsun. Hiç önemli değil. Şuralara kullanıyorum arkadaşlar. Buralara böyle kullandığım bir ürün. Kalıyor mu? Hayır. Kalmıyor. Bir de şunu çok kullanıyorum. Bunu da göstereyim hemen. Bununla ilgili de bir yorum yapacağım üstüne. Bunlar parlak olan farları. İnanılmaz tozutup gözümün içine giren, kirpiklerime yapışan. Burada da görüyorsunuz zaten böyle anında tozutuyor. Bakın dokunuyorum sadece. Ve sonrasında muazzam bir dalgalanma yapan, buralarda böyle parça 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 görünen korkunç bir yapısı var. Kullanıyor muyum? Evet kullanıyorum. Nereye kullanıyorum? Tam şu kirpik diplerimin üstüne kullanıyorum ki şu aralara giderse, çünkü şurada şöyle oraya yerleşiyor. Yani tapusunu alıyor oranın hatta. O yüzden öyle kullanmıyorum. Mat farları başarılı. Maalesef parlak simli gibi görünen farlarını hiç beğenmedim diyebilirim. Şu kahvesini alıp ben genellikle makyajda muhteşem olmadığım için göz kalemi çekmeden, eyeliner çekmeden önce bakın şu fırça ne kadar çok işe yarıyor. Şöyle bir nereden çekebileceğimi belirliyorum arkadaşlar. Bunu belirleyemesem de belirliyorum. Fırça çok sert, kesinlikle de dağıtmıyor. Zaten bu ürünün maalesef fırçayla dağıtma konusunda bir sıkıntısı var. Farlar homojen bir şekilde birbirine de geçmiyor. Şu bordoyu alalım mesela. Kendimizi biraz taçmalatalım. Bu simli aşırı tozutuyor bakın. Yani tam bu sert bir fırça ama korkunç tozutuyor. Şöyle diyelim ki buraya böyle biraz yapmaya çalışalım. Biraz şöyle. Hepsi yanaklarıma dökülüyor ve gözlerimin içine giriyor. Yani sürerken bile tozutulan bir şey, bilmiyorum. Fiyatına göre kullanılabilir bir ürün. 5 tane mat ürünü var. Diğerlerini de benim gibi böyle minimal kullanırım derseniz belki makyaj sabitleyiciyle daha düzgün olur mu sanmıyorum. Yani karışmıyor. Yani şimdi kafada karıştırmayayım ama bu ürün de bu şekilde alınabilir. Umarım iyileştirilir bu palet deyip bundan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Ve makyajımız böyle saçma sapan kalıyor. Şahaneyiz. Hemen kaşa geçelim. Kaş için bir kaş rimeli aldım. Bu kaş rimeli 199 dark brown diyor arkadaşlar. Bir daha asla almayacağım ürünlerden bir tanesi. O kadar kurutuyor ki. Ben koyu kahve, koyu küllü renkler kullanıyorum genelde kaşıma. Bu arada benim kaşlarım çok seyrek olduğu için zaten kaş rimeli bana çok uygun bir ürün değil. Kaşlarım çok gür olsaydı da kullanır mıydım? Hiç zannetmiyorum. Fırçası şöyle, yani çok kalın kalın. Evet uzaktan böyle sürdüğünüz zaman rengini veriyor vesaire, işte biraz dolduruyor gibi yapıyor ama kaşlarımı elime attığım zaman bir süre sonra taş gibiler. O yüzden bu ürünü ben açıkçası bir daha tercih etmem. Neymiş bunun adı? Look It. Bayılıyorum bu isimlere. Look It, uzaktan Look It canım. Şöyle ayırdık. Bir kaş ürünü daha satın aldım ki bunun Maybelline'de kullanmıştım ve muazzam memnun kaldım. Hepinize de gerçekten fırçalarına bakın ama yani hangi ürünü kullanacağınızı karar verirken fırçaları çok önemli. Şöyle microblading dediğimiz o işlemi yapan bir fırçası var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle dişli dişli bir yapısı var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var görebildiğim kadarıyla. Böyle çizgi çizgi. Bunu tutup kaşınıza çektiğiniz anda 5 tane paralel çizgi sanki böyle kaşınız varmış gibi geliyor. Birkaç markasını da aldım. Kaş için ayrıca bir video gelecek. Onun için hazırlanıyorum ama bunu da gitmişken alayım. Bunu
bunu da hem bu videoya eklerim diye düşündüm. Kullandım. Keçeli kalem. Yani şöyle buna sürdük şimdi. Bunu da yapalım. Şu 5 taneyi alıp çektiğiniz anda çekmek de istemiyorum ama hadi çekeyim. Yani. Bu ne? Ya. Bu ne bu? Yani bu ne bu? O kadar kalın çekiyor ki arkadaşlar. Kahverengi keçeli kalemi alın çekin hemen hemen aynı. 157 Dusky gibi bir şey. Brown Maker kaş kalemi diyor. Yani bunu da bir daha alır mıyım? Hiç zan etmiyorum. Keşke şunu incecik incecik yapsaydınız. Rengi de bana göre aşırı koyu arkadaşlar. Buradan belki olabilir gibi görünüyor. Korkunç yani bu makyajı şu hale neden getirdik şu an gerçekten bilmiyorum. Asla kullanmayacağım kaş kalemlerinden biri. Yok ben kalın kalın istiyorum, koyu koyu istiyorum diyorsanız buyurun alın. Ben bir daha maalesef almam. Bunu da kaşları yoğun aralarını dolduracak bir arkadaşıma hediye ederim tabii ki. Heba etmem. Yine bir kuru his var maalesef. Bunu da bari şey yapalım. En ucunu böyle incecik incecik yapmaya çalışacağım bakalım. Evet böyle en azından daha iyi. Yani öyle 3-5'te yapıyorsanız ucunu ince yapmalısınız arkadaşlar. Sevgili argeciler lütfen. Çok rica ediyorum. Hargiciler benden nefret edecek. Şu anda kaşıma sürmek istemiyorum ya. Ürün gerçekten beni sürme, sürme, sürme diyor. Sıradaki ürün ne? Tabii ki fiyat performans açısından inanılmaz tavsiye edilen, zaten deli gibi satılan iki tane kalemi. Bir tanesini ben kahverengi almışım. Bakayım. Drag It mi? Drag It mi? Artık hangisi ise. Biri bu İngilizcem süperdir akıyor. Bu da neymiş? Glide It. İsimlere bayılıyorum. Benim normalde kullandığım fırça yapısına yakın olduğu için, fırçası ince, eyeliner fırçası ve kıl fırça olduğu için ben bunu kullanıyorum daha çok. Kalıcılığı konusunda birçok insan çok memnun ama benim gözlerim çok alerjik ve çok yaşarıyor. Öyle muhteşem kalıcı bir şey diyemem. Ama idare ediyor mu? Evet idare ediyor ve incecik de çizgi çekebiliyor. Şöyle göstereyim. Deyip çekemiyormuşum bunu incecik. Şöyle. Eğer kalın istiyorsanız da bastırarak aynı efekti de alabiliyorsunuz. Rengi siyahlığı gerçekten çok güzel. Diğeri de en çok satan kalemi buymuş. İşte akmaz kokmaz uçmaz falan diyorlar. Açıkçası onu ben gözaltıma sürdüm geçen gün. Biraz idare etmiş. Bu da keçe uçlu bir kalem. Daha kalın çekiyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Bu arada bakın ürünler oksitlendi. Gördünüz mü? Neydiler, ne oldular? Belli bir süre sonra tenimle bütünleşiyorlar. O yüzden bu ürünü yapan arkadaşlar, ürünlerin önüne atladım ama teşekkür ederim. İyi ki oksitleniyor, yoksa sizden hiçbir şey satın alamayacaktık. Ama tabii keşke oksitlenen bir şey değil de oksitlenmeyen bizim rengimizde bir şeyler yapsaydınız daha tatlı olurdu. Neyse. Şimdi iki kalemi de gözümde göstermek istiyorum size. Şuralarımı da bir sileyim, her yerime de bulaşmayın mesela. Bakın renk neye dönmüş. Gördünüz. Aşırı derecede koyulaşıyor. Burada suratım benim yani odam kireç tutmuş gibi durdu. Ben bunu biraz kontrollemek istiyorum hemen. Çünkü kendimi kamerada gördükçe sinirim bozuluyor. Başka bir ürün kullanmayacağım dedim ama kullanacağım. Minimal bir kontürü yapalım. Şöyle şöyle. Ki şu gözümüz daha fazla kanamasın ya. Diyeceksiniz ki kontürle daha çok kanadı. Olabilir. Hiç sorun değil. Çünkü gerçekten dayanamayacağım artık. Bu kontür Betamize arkadaşlar. Yanlışlıkla aldığım renklerden yine bir tanesi varla yok arası. O yüzden çok rahat kullanıyorum. Lütfen kontür için NYX dışında bana önerilerde bulunun. En azından biraz daha bir boyut kazandırdık. Bir de pudra geçeyim üstünden ne olur. Böyle bir makyaj yok. Şimdi göz kalemine geri dönüyorum. Kahverengi farı çekmiştim. Oradan şöyle incecik alacağım arkadaşlar. Ve yumuk alacağım tabii ki. İncecik de alamayışım peki. Bu tarafa da gidelim. Bu arada ben kalemi bir makyaj artistinden izledikten sonra rimelden sonra sürmeye başladım. Çünkü rimel kenarları ne kadar kaldırdıysa oradan hiza alıp şu katlanma bölgesinden çıt indiriyorsunuz. Daha güzel oluyor. Şimdilik idare edin. Sadece ürünün yoğunluğunu göstermek istiyorum. Simsiyah ve ince. Ve benim gözlerim bozuk. Ve ben çekemedim. Yani idare edin ne yapalım işte. Kalemi de böyle çekemedikten sonra diğer keçe uçluyu da göstermek istiyorum. Bu da kahverengi. Ben gözlerimin altına genellikle kahverengi kalem çekiyorum. Bu da alışkanlık. Bunu buradan tutuyorum. Neden bilmiyorum. Şöyle kirpik liplerime. Yani elim alışsa belki ince çekebileceğim ama bana çok kalın geliyor. Çektiği çizgiler ve yamuk çekiyorum haliyle.
Oh çok da güzel yapıyorum. Bakın o aşağı sürdüğünüz kırmızılıklar yok gitti. Bir yerde açılış varmış, oraya davetlenmiş, oraya gittiler herhalde. Şöyle göstereyim. Gayet yamuk çektim. Yani eyeliner mı, dip liner mı, kenar liner mı her neyse oyun böyle. Şöyle yaptık. Göz kalemlerini satın almadım çünkü akıyor dediler, bir kenara atıyoruz. Kullanmıyoruz dediler, neden alayım dedim ve almadım arkadaşlar. Geçtik. En merak ettiğim ve bir noktada da tavsiye edebileceğim rimel konusuna. Ya bu fiyata bu rimeller çok iyi. 700 lira, 800 lira ben bir rimele her zaman vermek istemiyorum. Her gün eğer benim gibi makyaj yapan biriyseniz, evde bile kendinize böyle baktığınızda bir şeyler sürmeye ihtiyacı duyuyorsanız eğer, kesinlikle uygun fiyatlı makyaj malzemelerine de yöneliyorsunuz. Bir kere farklı çeşitler istiyorsunuz, her gün kendinizde değişiklik istiyorsunuz. Doğal olarak başka şeyler de satın alabiliyorsunuz. İşte bu konuda Beaulis kesinlikle şu maskarayla, bakın ikincisini aldım. Yani ben Maybelline dışında bir maskara alabileceğimi hiç düşünmüyordum. L'Oreal de dahil buna. Çünkü L'Oreal'i uzun yıllar kullandım, Max Factor kullandım ama Maybelline'e geldikten sonra zaten en çok satan maskara oldu. Bir daha başka maskara değiştirememiştim ki, değiştirmiş değilim. Ana maskaram yine o ama bu fiyata performans muhteşem. Eğer sizin de kirpikleriniz benim gibi hayaletse, düzse, hem hacimli hem uzun hem de kıvırık göstermek istiyorsanız, çok hacim verdiğini söyleyemem ama uzatma ve kıvırma konusunda çok enteresan. Şöyle fırçasını göstermek istiyorum. Kaşık gibi yine Maybelline'in fırçasına benziyor. Zaten düz kirpikler böyle fırçalarda daha mutlu oluyor. Fakat bu biraz uzun. Aradaki farka bir bakın. O yüzden bu aplikatörü kullanmak birazcık zorlayabiliyor. Zamanla alışabiliyorsunuz. Zaten eğer kısa kirpikleriniz varsa artık rimel konusunda usta olmuşsunuzdur. Başka şansınız yok çünkü. Ben bu rimeli özellikle dış bölümlere çekiyorum. Şöyle alıp yukarı kaldırarak, daha sonra oturtarak çekiyorum. Şuralara çok sürmüyorum açıkçası. Çünkü buralarda kalktığı zaman çok tatlı durmuyor. Ama daha çok buralara yoğunluk vererek kullandığımda çok güzel bir maskara. Gözlerim alerjik, hiçbir şey yapmadı. Kıvırıp da ondan sonra aşağı düşüyor ya. Öyle bir şey yaşamadım. Evet, dökülme yapıyor 3-4 saat sonra haliyle. Böyle muhteşem de kalmıyor ama kesinlikle kullanılabilir günlük maskaralardan. Neymiş bu? Curl It. Geçtik. İki maskarası daha var. Ben şunu hiç denemedim. Çok merak ediyorum. Ambalajını az önce açtım. Fake It. En çok satan maskarası bu dediler. Bir de böyle metalik bir maskarası vardı. O da yine çok iyi diyorlar. Bunun kahverengisini aldım almışken. Kahverengi modası çıktı biliyorsunuz. Ben hiç sevmem kahverengini ama aldık bir kere. Bunu da deneyeceğim şimdi. Bir de waterproof, yani suya dayanıklı, İngilizcem süper akıyor. Suya dayanıklı maskarasını çok övdüler ve aldım. Ve ben bunu kullandım. Buna çok şaşırdım. Şimdi bir daha şaşıracak mıyım bakalım, göreceğiz. İlk önce şunu denemek istiyorum. Fake It'i. Sağ kirpiğimde şöyle bir aplikatör var. Düz, silikon, benim hiç sevmediğim. L'Oreal'in teleskopuna mı benziyor nedir bilmiyorum ama bende teleskop hiç işe yaramamış. Çok enteresan. Herkes çok memnun kalırken bende olmadı. Ben bayağı verdim o maskarayı. İki kere falan kullandım, kullanmadım. Bu da ona benziyor galiba. O kadar güzel diyorlar ki, uzatıyor, kirpikleri arşa çıkarıyor diyorlar. Hemen uyguluyorum. Kirpiklerim düz, aşağı doğru ve uçları sapsarı. Çok kısa değiller kesinlikle ama sarı oldukları için görünmüyorlar. Bir de aşırı ince telliler. Bu ne biçim ıslak. Keşke bu kadar üründe bırakmasaydım. Aslında kirpiğimin dibine mi bine? Evet, uzatıyorsun galiba ama çok kıvırdığını sanmıyorum. Bu nasıl bir yapış? Islak. Neden bu kadar ıslak bu? Şöyle yandan da görün. Yani yok canım, ne kıvırması? Kıvırma vaat ediyor mu acaba? Bilmiyorum da bu ıslak bayağı yapışıyor yani. Kurumasını bekleyelim. Bakın azıcık dokundum. Bekleyelim. Bir kirpik kurutucu bir şey çıkarın. Var bu arada. Kirpik kıvırcılara fan takmışlar arkadaşlar. Böyle fanlı kirpik kıvırcılar var. Trendyol'da 3 yıldız olduğu için kesinlikle satın alıp denemedim bile. Biraz kurusun, ikinci katını süreceğim. Şuna geçelim. Left It. Yani açtığınızda bir havuz kloru kokusu alıyorsunuz. Şöyle kıvrık, tombik bir fırçası var. Kısa, böyle Maybelline'e yakın ama kıl fırça gibi görünüyor. Hemen uygulamaya geçiyorum. Şöyle söyleyebilirim, hani saçınıza fön çekersiniz, fırçalar saçı böyle alır, kılların arasına tutar, böyle çeke çeke o fönü çekersiniz ya, böyle harika da çıkar sonuç. Aynı öyle çok başarılı bir fırçası var. Bu nedir arkadaşlar? Bu ne? Kıvırdı, doldurdu, karıştırmadı. Ben buna bayıldım. Bunu ilk kullandığımda altına bir rimel bazı sürmüştüm. O yüzden ertesi gün yıkadığımda gözlerimin altına pütür pütür döküldüğünü
gördüm. Ama ben aynısını Maybelline'in waterproof suya dayanıklı rimelinde uyguladığım zaman da aynı şeyi yapıyorum. Zaten olayı o. Yani kirpikten kolay çıkmasını sağlıyor. Bu ikisini gerçekten bassız sürüp denemek istiyorum. Şu rimeli çok merak ediyorum. Hatta bu iki rimel için bir video yapacağım. Kesinlikle suya dayanıklı mı değil mi testini yapacağım çok yakında. Çok eğlenceli bir video olacak tahmin edebilirsiniz sanıyorum videolarımdan. İzlediyseniz diğerlerinde. Bir miktar yapıştırdı çünkü ben biraz fazla uyguladım galiba hayran kaldığım için kendisine ve doldurdu bakın. Diğerine bakın tamamen fake yok. Ne yaptı bu mesela? Bana bunu biri anlatabilir mi? Hala da pes ıslaksın yani. Bu nasıl bu kadar satıldı yani ben anlamıyorum gerçekten. Bende mi bir problem var? Ben mi yapamadım? Bir daha süreceğim. Kuruması lazım ama kurumuyor. Beklemeyeceğim ben. Ben beceremiyor da olabilirim. Arkadaşlar yazar mısınız? Bundan memnun kalanlar yazsın. Ben neyi yanlış yapıyorum? Niye böyle uçlarda kaldı? Maalesef üzülerek ki çok umutluydum bundan. Bir daha galiba asla. Hatta bunu ben birine hediye edeyim. Çevremde kullanan birine hemen kahverengi maskara al canım diye bunu gönderelim. Biraz bekleyeceğim yine de kurusun. Bunun da ikinci katını geçelim. Buna bakalım. Kurumuş çoktan tabii ki. Gözümde ne bir yanma ne bir şey. Hiçbir şey. Bunda da öyle bir şey yaşamadım. Asla. Gözlerime hiçbir zarar vermedi. Rimel videosu çektiğim zaman anlatacağım. Böyle çok bayılarak aldığım rimellerin gözlerimde nasıl bulanıklıklar yaptığını falan her şeyi anlatacağım. Bunu çok sürmeye gerek yok ya. Yapacağını yapmış. Yani benim olmayan kirpiklerime yapacağını yapmış. Çok düzgün süremedim elbette. Şuralarda şöyle şıftırıklar olmuş. Çok da vakit harcamak istemiyorum. Çünkü bugün çekiyorum videoyu ve hemen yükleyeceğim montaja girip. O yüzden çok özenemeyeceğim arkadaşlar uygulamasını ama tavsiye ediyorum. Yani bu fiyata suya dayanıklı nasıl ya? Ben yüzümü falan yıkadım o gün. Öyle bir akma falan yapmadı. Beni çok şaşırttı. Bu rimel değerlendirilebilir arkadaşlar. Bunu da alıp gıcık olduğunuz birine hediye edin. Sevmediğiniz birini al canım benim kullandığım rimel bu diye verebilirsiniz. Çok tatlı olabilir. Geçtik. Allah'a geçelim. Yine Biblis'in aşırı sevilen, aşırı satan ve bana oradaki arkadaşın özellikle almalısınız dediği şu renk değiştiren, pH'a göre mi, ısıya göre mi renk değiştiren şu pabuç gibi aplikatörlü ürünü. Drop it. Çok güzel. Çok severim sihirli şeyleri. Böyle sürersin başta şeffaftır. Ondan sonra rengini verir. Şahanedir. Ama bundan nasıl bu kadar memnun kalındı ben bilmiyorum. Ürün dünyanın en iyi ürünü de olsa size şunu söyleyebilirim ki ben bunu bu aplikatörden kurtarırım. Bu ne ya? Hayatımda bu kadar iğrenç hissettiren öyle çok kötü hissettiren insanlara denk gelirsiniz yani. Bir de asla aynı mahallede bile olmak istemezsiniz. Sokakta, caddede yani. Hani değil ki masanızda falan. Berbat hissettirirler. İşte anlardan biri. Aplikatörden bahsediyorum. Ürün parlaklığı muazzam. Renk veriyor. Çok tatlı. Pembeliği tam bir pamuk şeker. Benim hasta olduğum bir renk. Fakat 5 dakika sonra yok. 3 dakika sonra silinmeye başlıyor. 10 dakika sonra hiç yok. Bu dudak yağı muhtemelen. Diyeceksiniz ki bana canım zaten o dudak yağı yani dudak onu çekiyor dudağı beslesin falan diye. Yok. Benim dudağım beslemedi. Bana da öyle sattılar. Dediler ki bu dudağı da besliyor. Ben kışın benim dudağım çok çatlar patlar. Benim dudağım kadar uyuz bir dudak yok. Eğer işe yarasaydı ben de işe yarardı. Hayatımda 3 tane ürün sadece soyulma yapmadı arkadaşlar. Şimdiye kadar kullandığım rujlar, tintler, işte glosslar vesaire hepsinde soyuluyor arkadaş. Peeling de yapıyorum. Merak etmeyin. Oraya peeling yapsan abla yazanlara şimdiden söyleyeyim. Peeling de yapıyorum. Hayır arkadaşlar. Bu ne ya? Bakar mısınız? Yani gözüme birisi tükürmüş gibi yani. Kurumuyor bu. Neden? Evet silinmeye başladı görüyorsunuz. Böyle ışıl ışıl pırıl pırılken bu kadar spot varken pırıltısı gitmeye başladı. Rengi kaldı mı? Kaldı. Ben bunu dudak ürünü olarak asla kullanmam. Çok net söylüyorum. Alerjik olduğum için de çok kokusu tadı böyle beni mutlu eden bir ürün asla değil. Ama bu ürünün bir özelliği daha var. O da allık olması. Şöyle sürüyorum. Şöyle de elimle. Fırçayla değil. Ben fırçayla dağıtmıyorum. Artık gözümüzün altına kadar çıkarmaya başladık bu ponçik allıklarımızı. Buraya daha yoğun sürmüşüm galiba. Renge bakın ya. Bu nasıl güzel bir renk. Şimdi ürünü tebrik edeceğim de edemiyorum. Neden edemiyorum? Dudakta da muhteşem olmasını isterdim. İşte burnumuza da biraz şey yapalım. Biliyorsunuz artık buralar böyle güneşten yanmış gibi olması için bu pembe allıklarla böyle yapalım hadi.
Kesinlikle çok tatlı bir pembe. Cildinizde hiçbir şey olmasa da bunu sürdükten sonra çok tatlı hissedebilirsiniz. Ama şu yağlı his var ya, beni çok çıldırtıyor. Rengine bayıldım, yaptığı işe bayıldım. Aplikatöründen nefret ettim. Dudağımdaki hissi de sevmedim. Zaten ben tintlere, glosslara gıcım. Belki o yüzden de gerçekten sevmiyorum. Ben evden çıkıyorum. Seni satın alıyorum. Para veriyorum. Eve geliyorum. Orada bir sürü rengin içinden seni seçiyorum yani. Vakit harcıyorum. Geliyorum, sürüyorum. Yoksun. E niye aldım ben seni yani o zaman? Anlamı yok. Ben kalıcı bir şeyler yapın istiyorum. Böyle dudağa böyle yapışsın, o böyle dursun orada istiyorum. Çok yüksek fiyatlı ürünleri de denedim. Kalmıyor. Yani kalacağı işte yarım saat, bir saat. Eğer benim kadar kıl bir insan değilseniz kullanabileceğiniz bir ürün, deli satıyormuş ama aplikatöründen nefret ettim. Nefret. Hissi kötü. İkinci allık. Charmed. Lütfen. Bir alkış. Bu kadar mı güzel olursun? Şimdi burada da allık var ama ne yapacağız bilmiyorum yani. Şu halimize bak. Böyle makyaj videosu olmaz olsun böyle makyaj videosu. Sen nasıl yoğunsun? Sen nasıl bir güzelsin? Sen nasıl güzel bir renksin? Ben sana daha ne diyeyim? Sen tatlı mısın sen? Kesinlikle tavsiye ettiğim ürünlerden. Kalıcı, harika falan diyemem ama rengin, her şeyin muhteşem. 652 numara Peony. Artık nasıl okunuyorsan harika bir renk. Dolma yapmış mı çizgilere? Evet, burada yine benim muhteşem yerimde bir dolma var arkadaşlar. Geçtik. Rujlara geçelim mi? Bence geçelim. En çok yoracak olan bölüm burası çünkü. Dudak kalemlerine geçelim. Ben iki tane dudak kalemini aldım ve beğendim. Bu fiyata piyasada dudak kalemi bulmak neredeyse mümkün değil. 150 lira bir dudak kalemine vermek, yani bir sürü renk alacaksam çok makul değil. Açıkçası farklı renkler ruj aldığım zaman ben Beauty's'i tercih edebilirim. Yine bunlar da önerebileceğim ürünlerinden. Benim aldıklarımdan bir tanesi 501 Rose. Diğeri de 104 Karamel. Özellikle dudaklarınızı kontür yapıyorsanız, böyle tatlı bir kontür yapmak istiyorsanız kullanabileceğiniz şeker renklerden. İlk önce rozu denemek istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum rengi. Çok tatlı bir renk. Şöyle pembe. Bayağı zaten roz gül demiş. Tam yazlık bir renk. Yani bunu al, sür, bir parlatıcı çak, çık sokağa. O kadar tatlı. Benim kanalımda sponsorluk vesaire falan yok arkadaşlar. Ben memnun olmadığım ürünü memnun değilim, bunu da sevdim diyorum. Bu da benim kişisel fikrim oluyor. Onu belirtmek istiyorum. Yani benim beğenmediğim bir ürünü siz beğenebilirsiniz. O aplikatörü beğenebilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Ben beğenmedim yani. Printed dudak kalemine uygun olarak, roza uygun olarak bunu almışım. Bu şişme etkisi yapan Plump It serisinin Plumping Lip Gloss 607 Shine Coral. Şahane bir parlatıcı mı? Bunun adı ne? Lip Gloss. Ben bu kadar tatlı bir şey ne zamandır launched? Sen bal mısın? Sen şeker misin? Sen nesin yani? Şöyle sürüyorsunuz. Çok tatlı. İçine birkaç damla böyle etkisi de çok olmayan nane yağı damlatılmış gibi. Çok tatlı tatlı güzel naneli sakız aromasını içinize çektiğiniz, sizi böyle fresh hissettiren, güzel hissettiren, dudaklarınızı dolgunmuş gibi hissettiren ama dudağı şişirmeyen bir ürün. Dudağınızı şişirmek istiyorsanız, hayır, dudağı şişirdiğini hiç zannetmiyorum ama çok daha önemli olmamalı bence. Görüntüsü çok güzel. Kullanmaktan keyif alacağım bir ürün olabilir. Tabii ki bu da kalıcı değil ama yapış yapış değil. Gayet şeker duruyor ve yaz için çok tatlı bir ürün. Ben bunu kullanırım. Mesela bunu da önerebilirim. Mesela ben mesela siliyoruz dudağımızı ve başka bir renge geçiyoruz. Burada işte artık birazdan perişan olacak bu dudaklar. Olsun, ne yapalım? Bir diğer dudak kalemini göstermek istiyorum. Ben kontür işlemlerinde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. 104 karamel rengi. Dudağınızı taşırmak istiyorsanız da yine minicik taşırabileceğiniz böyle dışarıda bir çerçeve veren güzel bir renk. Kalemlerin pigmenti dudağa vermesi biraz sürüyor çünkü biraz kurular. Ama bu da kalıcı olmalarını sağlar. Size bir tüyo da vereyim. Kalıcı olmasını istiyorsanız dudak kalemlerinizin ve rujlarınızın altına pudra uygulayın. Sürün bir kat. Ondan sonra bir daha pudra geçin. Bir daha sürün. Mat rujlardan Kissit ruju. 163 Ice Mocha. Ice Mocha biraz daha tabii buna göre koyu kalıyor ama olsun. Hemen deniyoruz.
Dudağı kalıcı rujlar gibi kurutmuyor. Pudralı. Aynı seriyi alıyorsunuz. İki farklı renk alıyorsunuz. Çok farklı çıkabiliyor arkadaşlar. Biri çok yoğun renk verirken, pigmenti çok yüksek olurken, pigmentasyonu yeni çıktı. Biri o kadar renk vermiyor, doldurmuyor olabiliyor. Bunlarda öyle bir şey yaşamadım ama bu gayet rengini veren, mat, böyle tatlı. Dudağı deli deli doldurmuyor ama evet, dudakta böyle incecik bir görüntü yaratıp da böyle sönükte göstermiyor. Gayet tatlı bir renk gördüğünüz üzere. Kahverengi gibi görünse de içinde biraz kırmızılık barındırıyor. Şöyle gösterirsem daha iyi anlayacaksınız. Ben de kahverengi renkler ölü durduğu için ben bunu tercih ettim. Siz farklı bir rengini kullanabilirsiniz çünkü bu ruj güzel. Zaten en çok satan rujlarda bu seri başı çekiyor gibi bir şey. Az sonra tatlı niyetini en son satan rujlara bayılıyorum. Şöyle çift taraflı bir rujunu göstermek istiyorum. Play It. Play It benim daha önce bir videomda rujunu kullandığım, açıkçası video için satın aldım. Ben çünkü parlak şeyleri çok sevmiyorum. Çift taraflı bir ruj. Bu tarafın rengine bayıldım. Sürüyorum hemen. Hiç kalem malem sürmeden şöyle. Bakın. Ay. Böyle bir ruj tutma şekli de yok yalnız. Harika bir renk. Sanıyorum 2-3 rengi daha var bunun. Eğer renkleri seviyorsanız böyle hep pastel pastel böyle nude nude gitmeyeceksiniz. Kullanabileceğiniz bir ruj. Fakat diğer az önce denediğim ruj gibi yoğunluğu çok yüksek bir ruj değil. Aksine ince. Dudaklarınızı hacimli göstermiyor. Aralıklarını falan da gösteriyor. Ben sadece bunu rengi için aldım. Altına bir dudak bazıyla belki kullanılabilir. Fakat geçen gün deneyip fark ettiğim bir şey oldu. Ben bu tarafı hiç kullanmamıştım. Ters açtım yine. Şunu silmek istiyorum. Hazır mısınız? Böyle bir pembe. Koyu bir pembe ama yoğunluğu, verdiği renk, parlaklığı o kadar güzel ki ben bu tarafına da hayran kaldım. Bu rengi çok kullanan biri değilim ama ben bunu galiba kullanırım. Çünkü dudağımdaki hissi çok güzel. Şöyle karıştırdığım zaman da örtücülüğünü arttırıyor. Yani şu tarafı dudakları çok böyle hacimli, dolu dolu göstermezken bu tarafını kullandığınız zaman o açığı kapatan bir ruj. Kesinlikle tavsiye edebileceğim rujlardan biri oldu. Muhtemelen siz bunu değil, nude renkleri daha çok tercih edecek olabilirsiniz. Renklerine bakın derim. Birkaç rengi daha var diye biliyorum. Belki daha çok rengi vardır. 533 Pink Lift'miş. Bunu da geçtik. Çok denemek istediğim bir diğer ruja geçiyorum. Yaz gelirken edinebileceğiniz, çok da tercih edildiğini zannetmediğim, düşünmediğim Kissit'in bir diğer rujunu göstermek istiyorum. Hot Sun. Turuncu sevenler varsa alternatif bir renk olarak kesinlikle değerlendirsinler. Arkadaşlar dudaklarım artık renk değiştirdi ama şöyle görebilirsiniz. Bu kadar tatlı alternatif bir renk olamaz. Ben buna bayıldım. Pudrayla şöyle nötrleyelim tekrar. Kefilim. Kalıcı değil, muhteşem değil, vay be değil ama o kadar güzel ki. Ben dudağımı soymayan bir ürün bulduğum için ve bunu yaptıkları için Keep It serisi bu arada. Çok teşekkür ediyorum sevgili Beelise ve Casual rengini size göstermek istiyorum. En çok satan renk bu. Nude'a yakın gibi duran. Olur bir göz makyajı yaptığınız zaman kullanabileceğiniz pastel, tatlı, böyle günlük tatlı bir renk. Zaten casual adı. Çok güzel. Fakat ben biraz daha dediğim gibi kırmızılık sevdiğim için 321 First Date rengi. Ben bu iki ruju birlikte kullanıyorum arkadaşlar çoğunlukla. Şimdi dışını sileyim şimdi şöyle. Bunu dışa sürüyorum. Yumuşacık. Ve eğer kontürünüzü taşırdıysanız asla göstermeyen. Dudağınızı dolu dolu gösteren muhteşem bir şey. Bu ikisine bayılıyorum. Bayağı çantana at çık. Dudaklarım mahvoldu. Ama şöyle bileğimde gösterebilirim. Renkleri dudakta çok güzel duruyor. Ben de soyulma yaptığı için çok tercih etmiyorum ama bunu bana kuzenim önermişti. Al çantana at, bir sürü bir şey taşıma yanında. En azından alternatif renklerin olur diye. Bendeki 225 Essential. Gerçekten de öyle. Şöyle çok tatlı rengini veren, biraz daha mora çalan bir renk. 5 tane rengi var içinde. Bir tanesini hatta hediye ettim. Bende 4 tane kaldı. Şöyle sürüyorum. Biraz daha böyle mürdüme dönük. Çok çok tatlı bir yaz rengi yine. Gördüğünüzden biraz daha koyu pembe gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir nude görünüyor ama sürüyorsunuz. Somon gibi biraz kiremit tonları barındıran çok tatlı bir renk. Nemli nemli de bir yapıları var. Başta bakıyorsunuz böyle çok mat zannediyorsunuz ama değil. Çok farklı duruyor dudakta ve çok güzeller. Gerçekten alınabilirler. Bayıldığım bir ruj karşınızda arkadaşlar. Zipit.
kalıcı bir seri, çok tatlı bir serisi, kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seri. Bendeki numarası 511 Kaşmir. Kesinlikle alınıp denenebilir bir ruj. Bu renk bende olmadı. Ben de içine başka bir renk damlattım ve şu anda çok beğendiğim bir renk haline geldi. Gayet kalemsiz falan sürdük. Birazdan bu ürün arkadaşlar donacak. Kuruyacak ve no transfer özelliği var yazıyor sitede. Evet, no transfer özelliği var ama benim gibi yemek yemeyi çok seviyorsanız, böyle çok umursamadan böyle yiyorsanız, yalap şalap bayılıyorsanız, o zaman iç bölümleri çıkıyor, dış bölümleri kalıyor falan, yeniden tazelemeniz gerekiyor elbette. Sürdünüz, böyle çıktınız, bir çay kahve içtiniz vesaire, dudağınızda idare ediyor. Diğer rujlardan tabii ki daha iyi ama o kalıcı, çok uzun süre kalan, kesinlikle çıkmayan rujlardan biri değil. Bir diğeri de Smoothies. Kesinlikle şans verilmesi gereken bir renk. Eğer kırmızı sevmiyorsanız, yani kendinizde güzel durmadığını düşünüyorsanız, bu kadar güzel. 314 Scarlet rengi. Bulut bulut bir ruj, köpük ruj diye çıkmış zaten. Sırıyasınız ya. Öyle. Dudaklarınıza pamuk pamuk öyle tatlı dolduruyorlar ki yumuşacık yumuşacık falan. Bu kadar hissi güzel bir ruj ben görmedim. Çıkmıyor. Yani bastırıyorum, bakın çıkana bakın yani. Dondu öyle. Kalemsiz de kırmızı ruj sürülmez ama. Ya sen nasıl güzelsin. Dişleri sarı göstermeyen kırmızı ruj tonu. Bakın burada farklı renkte görünüyor ama dudaktaki renge bakın. Sırıtmıyor. Güldüğünüzde çirkin görünmüyorsunuz. Konuşurken çirkin görünmüyorsunuz. Muhteşem bir hissi var dudaklarda böyle şu an. Kurudu. Dudaklarımın üstü böyle pudralı pudralı. Şöyle yaptıkça çıkacak gibi. Evet, çıkıyor. Bunu kırmızı rujda denememeliydik. Dağılıyor. Bunu sürdüğünüzde yemek yemeyin. Ve nihayet rujları bitirdik. Geldim son ürünlere arkadaşlar. Asla normalde satın almayacağım. Önerilen ürünlerden biri. Jel glitter mıydı? Jel aydınlatıcı gibi bir şey. Ben böyle ürünleri çok kullanmıyorum ama şöyle geçen göz kapaklarımda uygulamıştım. Şimdi de ah buralarda uygulayalım. Neye benzeyeceğiz bakalım. Parlamayı falan seviyorsanız arkadaşlar alın parlayın yani. Ben bunu şöyle kullanırım ya. Yazın ben bunu böyle kullanırım. Şuralarımda şöyle köprücük kemiklerimde falan kullanırım. Çok fazla yüzüme ben parlak parlak sevmiyorum. Bakın hiç sevmem parlak. Hiç hoşuma gitmez yani. O yüzden Amazed ne demekse biraz somona yakın bir renk yani. Bunu da kaldırdıktan sonra bir daha almayacağım. Ve hangi kafayla aldığımı bilmediğim. Yani bunları neden seviyoruz onu da bilmiyorum. Glitter. Çok güzel parlayan renkleri de var. Böyle mavisi, gümüşü vesairesi. Ben altın rengini aldım arkadaşlar. Ben bunu pandemide mi ilk çıktığı zaman gördüm. Nasıl bir psikoloji yaşıyorsam ki böyle simsim hiç sevmem. Şöyle sürmüştüm. Özellikle yazın böyle yaz akşamlarında sürebileceğiniz ya da işte böyle özel günlerde ya da alışverişe giderken kullanabileceğiniz bir glitterken size dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü siz sürdüğünüz zaman orada kalmayı sevmiyor. Muhakkak bir gezintiye çıkıyor fakat kendinizde değil, bu gezintiye çevrenizde de çıkıyor. Mesela ben bunu sürdüm. Anneme sarıldım sadece. Annem parlıyor. Bu kadar uçuşup kaçışan simler, bu kadar sabitlenmeyen bir ürün arıyorsanız, iz bırakmak istiyorsanız bunu sürebilirsiniz. Ve son ürüne geçiyorum arkadaşlar. Son ürün tırnaklarımdaki ojeler. Çok uygun fiyatlı olduğu için ve şu beni çok şaşırttığı için bunu tavsiye edebilirim. Şu parmağımda kendisi var, iki kat biçiminde. Jel tırnak görüntüsü çıkarttı ve parlatıcısı çıktı denilen bir ojeye koşarak aldım. Hiçbir farkı yok. Bu yarı fiyatından daha ucuza geliyordu. Gayet güzel parlatıyor. Ojenizi de koruyor. Ojelerin fiyatı uygun olduğu için çok silik renkleri çok sevmiyorum. İşte tırnağımda 3 katı. Şurada 2 katı, burada tek katı mevcut arkadaşlar. Eğer böyle şeyler seviyorsanız ojelerine de bakmanızı tavsiye ederim. Şurada yine 2 kat, burada tek katı var. Bayıldığım bir renkte geçen yaz almıştım. Bu yaz bulamıyorum. Ojelerde de renk seçenekleri çok fazla. Eğer sürekli oje değiştiriyorsanız seçebilirsiniz. Çabuk kurumuyor. Çok dayanıklı değil ama çok güzel. Çok uygun fiyatlı. Güzel bir alternatif. Fırçası da gayet güzel. Ne çok kalın ne çok ince. Tırnağınızı uygulaması gerçekten çok çok kolay oluyor. Ve şu ürün bir yıllık, hala donmadı. Hala kurumadı. Hiçbir şey olmadı. Uzama da yapmıyor. Enteresan bir biçimdeki bitti bu arada. Yani dibinde çok az var. Sadece şu ikisine sürebilecek kadar vardı belki. Ojelere kesinlikle bakılabilir ve diğer ürünleri de
inceledim. Ben videomun sonuna geldim. Uzun bir video oldu biraz. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Umarım merak ettiğiniz ürünler vardır içinde ve denk gelmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Makyaj videolarına devam edeceğim. Saç videoları da yolda, şu an saçlarımı mahvettiğim için kendilerini dinlendiriyorum efendim. Bakımı aldım. Bir sonraki videoda haftaya cumartesi görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmamanızı diliyorum ve hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Yine makyajı sabitlemeyi unuttum ben ya. Sabitleyici aldım o kadar. Çok güzel dediler. Biraz daha büyük püskürtseydin boğulabilirdik.